Neye koşuyor bu? Neye koşuyor? Şimdi hep beraber görecek. Belediye söylesin, kaymak kaymak. Sayın efendi, bura dağdır dağ, kolay değil. Bir de bu cöl sistemi yapıyoruz. Bu cöl sistemi nasıl? Mesela biz şimdi bu koyun... Merhaba arkadaşlar, hepinize saygılar, selamlar. Daha su getirdik. Bayram için eve gittik. Tekrardan hepinizin bayramını kutluyorum. Ondan sonra koyunlara su getirdik. Koyunlar su içtiler. Şimdi bizim sürü bu sene tabii ki bu kadar değil yani. Şu gelen sürü bizim bu sene bize katılacak olan sürü. Sayım abi vardı, Sadık abi vardı. Geçen sene de onların koyunları bizim yanımızdaydı. Bu sene de getirdiler, bize kattılar. Katacaklar ama şimdi Mirza abi göndereceğiz diye bir iki gün onları kenarda bekletmeliyiz burada. Hırçuyu bugün de getirmedim. Burada köpekler var, hırçu köpeklerle boğuşur. Tekrardan yarası açılır diye. Birkaç gün daha beklesin. Yarası tamamen iyileşene kadar. Koyun iki gündür yol geliyor, ne biçim susamış. Koyun nasıl susamış. Tempes, tempes hadi. Tempes. Uzgar. Tempes hadi.
Hayır hayır. Hepsi birbirine giriyor. Polis polis polis. Bak ya bak ya bari kari bak ya doy ne oro. Bak ya bak ya ovi bak ya. Bari pırkır bari. Heyecan yapma, heyecan yapma. Sayma abi. Heyecan ne ki, heyecan ne ki? Hidi hidi. Sayın ağa yavaş ol, heyecanlı olma. Yok, ona diyor ki sen oyunu kovalamışsın. La ben çocuğum sen benimle oyun oynuyorsan. Niye kovaladın oyunu sayın ağa? Boş konuşurlar abi bunlar. Abi mükemmel yaptın. Bana diye söylesin, koyma koyma. Sayın efendi, bura dağdır, dağ. Kolay değil. Bu dağları çok gördüm. Kendini idare etmeyen insan hem de idare edemez. Ben kendimi de idare ederim. Tamam, çıktın mı? Çapası evet. Çaresine bakacaksın. Ben işte sana güvendim, çareme bak. Sen bana çareme bakacaksın. Ben senin arkadaşınım. Sen bana arayacaksın. Sen bana arayacaksın abi. Bana sen sahip olacaksın bu saatten. Sayın abi niye bir günde Ağdır'dan buraya geldin? Bir günde gelmem. Ben 3 günde geldim. 24 saat. Cuma günü evden çıkmış onu da sayıyor. Cumartesi akşam buraya varmıştın. Ha? Abi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hafsalak fıra bakın. Arkadaşlar şimdi bizde bunun içinde bizim koyunlar işte bir yaklaşık bir 430 tane, 440 tane falan var bizim koyun. Biraz da dayım gelin, Cemal dayının işte koyunları var. Biraz da bir dayım var, onda birkaç tane koyunu var. Bir de bu cöl sistemi yapıyoruz. Bu cöl sistemi nasıl? Mesela biz şimdi bu koyunun Sayın abi onlar bugün getirdi. 2 gün katmayacaklar. 2 gün kendileri otaracaklar. Hem koyun kuzularını bir kontrol edecekler, bir takip edecekler. Hasta, rahatsız ne varsa 2 gün sonra biz o koyunu sayacağız. Böyle tek tek kuzularla birlikte tam sayı liste yapıp bizim koyuna katacağız. Biz bunun hakkını nasıl alıyoruz? Çoban hakkı alıyoruz. Yayla paralarını kendileri veriyor. Çoban hakkı da 15 koyundan bir tane erkek kuzu, 15 kuzudan bir tane erkek kuzu. Şimdi çoban hakları yüksek yani aylıkları. Çünkü 24 saat bu dağda bu taşta gelen adam illa ki yüksek fiyat isteyecek. Ben olsam ben de isterim yani. Üstüne bir de ben gidiyorum, Kemal dayı geliyor, Mirza abi geliyor. Bir de bizim bu yememiz, içmemiz sürekli işte peşinden zaten babam hep böyle peşinden gidip geliyor. Köpeklerin ekmeği. Yani öyle bir şey yapıyoruz ki öyle bir düzenliyoruz. Yani böyle tam işte kurtaracak şekilde yapmaya çalışıyoruz. 15'te bir ta ki sonbahara kadar. Sonbahar da ayrı haktır. Hani o sonbahar göç yolculuğu yaptığımız zaman orası ayrı hak. Bu işler de biraz böyle yürüyor. Mesela nasıl? Diyelim ki ben şimdi yapamazsam çobanlığı, yaylacılığı yapamazsam ben de koyunumu götürürüm, bir mesela bu zaman gelirim, bir kişiye teslim ederim. Bu bölgede bizim böyledir, insanlar birbirine güvenir yani. Çünkü herkesin bir itibarı var, kendine göre insanlar güveniyor birbirine. Getiriyor koyunu, emanet ediyor. Ta ki sonbahara, işte biz artık 11. ayda falan getirip koyunlarını teslim ediyoruz. Ha kayıp mayıp olursa çok büyük kayıplar tabii ki hesabı sorulur. Şimdi adam bir gelse 10 tane koyunu yok, 10 tane kuzusu yok, 5 tane koyunu yok, 5 tane kuzusu yok. Bundan hesabını sorar yani. Ne oluyor? İnsan itibarını kaybediyor, mahcup oluyor. Bu sonuçta küçük bir şehir. Hayvancılık yapan herkes birbirini tanıyor.
yayılıyor onlar. Hiç yaymasa bile yani insan yani o hırsızlık yapmıştın demektir yani, yoksa on kuzu koyun kuzu nereye gider? Ha kurt öldürse Allah korusun başına, mesela geçen yıl bizim başımıza geldi. Öyle bir kaza gelse o da sahibinden gidiyor yani, şeylerin bizim bunda bir kaybımız yok. İnşallah öyle bir kayıp yaşamayız. Zaten öyle bir kayıp oldu mu içindeki en yüksek oran bizim, en çok bizden gidiyor. Mesela geçen sene bizim 41-42 tanesi telef oldu. Toplam 100 tane telef oldu. 100'ün içinde 40 tanesi bizimdi. O yüzden dikkat ediyoruz. Bu çobanlık arkadaşlar sürekli dikkat gerektiren bir iş. 24 saat gece gündüz. Yani önümüzden ne çıkacağını, ne olacağını biz bilemez insan. Bir an bir bakarsın burada oturursun. Koyuna dikkat etmezsin. Koyun gelir şu kayada birisi ayağını kırar. Birisi üzerine basar. Bir gidersin bakarsın birkaç tane orada telef olmuş, mırdar olmuş. Gece bölünür gider. Her şey olur. Gündüz bile bölünüyor koyun. Bu yüzden işte çoban hakkı biraz yüksek yani. Ben onu da haklı buluyorum. Hem kendim de zaten yapıyorum. Bu şimdi yapmayan adam der ki ulan 15 birde bir koyun, bir kuzu. Ama adam şimdi getiriyor, teslim ediyor. Ondan sonra gidiyor işine, gücüne bakıyor yani. Onu da boynundan çıkmış oluyor. Bizde bu sistem böyle yürüyor arkadaşlar. Bu aralar buralarda çok sürü var. Üst tarafımızda sürüler var. Akkaraman. Yanımızda Akkaraman sürüleri var. Bizim burada iki sürü mor koyun var. Köpeklerin karşılaşmaları falan bu hiç yani kaçınılmazdır. İlla ki karşılaşacaklar köpekler. Hırçuyu ben bu yüzden getirmedim. Hırçunun hala kafasında böyle bir yara var. Hani Shakespeare'in bir sözü var diyor ya, diyor cehennem boş diyor. Bütün şeytanlar aslında burada diyor. Gerçekten doğru söylemiş bu sözü. Şeytan olmazsa bir insan, hani diyelim bir köpek, tamam gittin baktın köpeğini boğuyoruz. Ki hırçu da öyle bir köpek değil yani. Köpek böyle savaşır, boğmaz, öldürmeye boğmaz yani. Sen gidip hadi diyelim bir çubuk vurdun, bir değnek vurdun, tamam haklı görürüm, ayırdın. Ama sen kürekle köpeğin kafasına vuruyorsun, kusura bakma. Belki o kişi beni de izliyordur. Umarım vicdanın seni rahat bırakmaz. Belki kimse görmemiştir ama umarım vicdanın seni rahat bırakmaz. Ve hırçuyu bu yüzden getirmedim. Tamamen yaraları iyileştikten sonra getireceğim. Çünkü zaten buzgağır, bozu, sarsılmaz, palaz, beşu bunlar yeterince iyi bir şekilde sürüyü koruyorlar. Bu çiçeli de yeni doğmuş. Yeni dünyaya gelmiş. Doğar doğmaz annesinin peşinden koşuyor. Çiçeli! Annesi toklu. İyi ki bu sene burada yatırmadık koyunu da ya. Ha işte hep diken. Hepsi dikenli baksana. Bunlar hep koyunu hep pıtırak. Mahvederdi koyunu. Ha hep koyunu hep. Ya bir gün önceden hepsini sirkelemeliydik. Ya aslında bu dağın başına nasıl çıkıyorlar da onu anlamıyorum ya. Tohum bırakıyor da. Bu tohum nereden gelmiş ya? Koyunlara yapışmış buraya gelmiş. Olabilir ya. Hı. Bu sene tam çoğalmışlar. Ha. Evet. Sen az vardı. Bu sene tam çoğalmışlar yani. Bu siyahat güzel bir yatağı. Ha, siyahat güzel. Ali, sorry, pez misin ya? Kıta. Kıta, Ali. Oduy. Biraz bir demme böyle bir şey geliyor. Nasıl bir araştırın ben. Ben şu at gibi koşuyorum. Bir dışarı koy. Yetişti. Ola başu, geri gel. Bir tekme sana vursa ama. Yeah.
çoğul. Şey. Allah'tan bu çadır vardı. Evet. Çadır olmasaydı. Çok yapacak bu gece. Belli zaten. Bulutlar gürlüyor, şimşekler çakıyor. Çadır olmasaydı perişan olduk. Hayo. Dayı bir tane böyle ufak pratik bir çadır yaptıralım göç yolu için mesela ya. Ufak güzel olur ya. Mesela şunun tipinde ama ufak. Tabii. Ama çok büyüktür ya. Bu çok, bunu taşıyamayız. Ha, bunun yarısı kadar olsa evet. Ufaklığı da. Ya bunun olsa, üçte biri kadar olsa da işimizi evet. Görür. Ama eşya koyarsın. Dörtte biri kadar da olsa yani sadece yağmurda falan eşyayı dışarıda böyle topladık, örteriz. Topladık koyarız, eşyanın üstüne koyarsın. Aynen öyle. Güzel olurdu herhalde. Vallahi yaptıracağım ben bir tane ya. En azından bunu da yaptırmasak brandoyla yaptırsaydık. Ya vallahi bundan yaptırsak daha iyi olur. Bu dayanıklı. Buna dayanıklı mı? Bunda yırtılmaz kolay kolay. Su da geçirmeye çalışır bunlar. Düşünsene bu yağmurda bir de yoldasın dışarıda. Ya ister istemez ıslanıyor. O yağmur keçenin neresinden giriyor? Ya bak keçe dayanmıyor. Keçeyi geçiyor yağmur. Tabii ya. Keçeyi geçiyor da. Geçen sene görmedik galiba. Ha ya. Sen bir tane çadırın vardı, o da buraya getirdik. Rüzgarda. Ha, o da kırdı, rüzgar uçurdu. Bir gün dayanmadı. Yapsan da güzel bir şey yapsan güzel olur yani ufak. Yaptıracağım güzel. Da kamp çadırları iyi olanlar çok pahalı. He, diğerler dayanmıyor herhalde. Diğerler de dayanmıyor, kırılıyor. Diğer kırılıyor yani. Çünkü dağlarda çıktığımız rakımlar 2000 üzeri rakımlar evet. Şiddetli rüzgar esiyor. Hem yağmur yağıyor hem de rüzgar esiyor onunla beraber. Misal geçen sene o kar yağdı. O kamp çadırları dayanmıyor. Altta kırılırdı. Tabii direkt kırılır. Buna dayanmaz. Ama yani. Bu dayanır. Bunun dayanır, tipinde değil, olan dayanır. Aynı böyle ufak bir direk yaparız buna. Evet. Bu direk geçirmelidir birbirine. Hmm. Yani misal yani tabii bir direk yapalım. Hani bunun gibi geçirmeli. Aynen öyle. Ya bu kadar yüksek olmasına gerek yok. Mesela bundan bir metre daha düşük olsa yeter. Ufak olsa bile yüksek olmaz da. Tabii. Ufak olsa bile yüksek olmaz. Bu büyük çadır onun için yüksek. Bu etrafı ha. Geniş. Aynen öyle. Yani bu geniş olsa bize o kadar şey yok. O bir dağlık. Aynen. Sen orada uzamışsın. Ben burada uzamışsın. Hiç çeneni doldurmamışsın. Ha, ha şu koyuna bir bakayım da. Ben sen bir koyuna bak. Vay vay vay.
Yağmur yağar ıslanırsın ha. Vay aman. İlk gece hazır yağmur vuruyor bize. He. Kaç tane ilk gece aktı, atlattı. Ne? Köpeklerimiz. Sarsi, 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 Uzgar, Uzgar. Kulağını kıpırdatıyor. Bakalım bu gece nasıl geçecek. Ekinden sağlığını haline olur. Boğuşmasınlar da Selim abi. Onlar boğuşmazlar. Hepsinde bir şey var, kışt var. Boğuşmazlar onlar. Sürüler, sürüler. Her yerde sürüler. En üst tarafta sürüler. Hemen yanı başımızda sürüler. Sağımız, solumuz sürüler. Rızkı veren Allah'tır. Evet, bu doğru. Ama bir yandan da bir işin gerçeği var. Bu kadar aşırı yüklenmede bu dağın taşın kaldıracağı belli bir kapasite var. Zamanla özelliğini kaybediyor bu dağlar, otlar, bitki örtüsü özelliğini kaybediyor. Çünkü çok aşırı meraya dayalı hayvancılık. Aha, sarsılmaz kazandı vallahi. İşler yaş. Bakalım tam kazana gelirse Beşu ile sarsılmazı göndereceğiz köye. Arada böyle kuzularda rahatsızlık oluyor. Heh. Ona da linço yaptık mı bir şey kalmaz. Biraz bir şeydir, halsızdır. Evet. Ha, halinden bellidir zaten. Biz onu kimine kendine getirir. Evet. Ha, tohumlu kuzudur. Benim tohumlu kuzudur. Güzel kuzu. Tamam dayı, sen git bir kahvaltı hazırla. Ben de koyunlara bakıyorum.
Şöyle gezeceğim. Hepsi de yolu. Ben bunu Tı sonu adı ne ya Beşu? Beşu sarsılmazla çiftleşseydi süper olacaktı. Zaten kız ona geldi onda ikisini göndereceksin. Beşu'nun artık son şansı. Bu sefer oldu. Gerçi da... öyle diyoruz da bir bakarsın biz Beşu'dan önce ölürüz de. Yok, hani dünya gözüyle bir yavrularını görseydik. Ha, işte. Şöyle bir güneş çıksa, ortalığı böyle bir kızdırsa. Koyun durmuyor ya. Vallahi sabahtan beri aşağı yukarı 500 tur attırdı bize ya. Heri ha heri, heri ha heri, heri durmuyor ki. Buzu. Buzu ağır vasıta o tepeyi çıkana kadar. Boğuşmazlar ama. Bunlar dün de birbirlerini tarttılar ya, bir şey olmaz. Plus, 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 plus. Kuzgar, kuzgar, kuzgar. Kuzgar, 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 kuzgar. Olacağım bu neyle? Olacağım bunu! Poloz bu nere? Sarsılmaz kazanda bütün işler birbirine girdi vallahi ya. Poloz, 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 poloz! Sen öyle yap Palas. Ben sarsılmaz da beş uyuyorum göndereyim, o zaman görürüz. Alçak Palas. Diğer köpeklerle birlikte seninle buluşur. Neyse şöyle kulağında hafif küçük bir yara var. Da geçer. Beşu, yarın seninle sarsılmazı göndereceğim. Eve gidin.
İnşallah senin yavruların olur. Başu. Başu. Hırşon'un yokluğunda lider belli değil. Kim kime dumdumu olmuşsunuz. Tamam, sen eskiden liderdin ama artık değilsin yani. Kabul et bunu, tamam mı? Tamam oğlum? Küsme bana. Gel yanıma. Küsme bana. Şöyle dokun. Tamam. Şimdi koyunlar da aynı insanlar gibi. Algıları neyse onu görürler. Onu görürler, onu duyarlar. Onu isterler, onu görmek isterler. Şimdi bu koyun başka bir şey olsa asla böyle toplanıp böyle meleşmez. Hatta böyle yanımdan kaçmaya da çalışmaz. Neye koşuyor bu? Neye koşuyor? Şimdi hep beraber göreceğiz. Tuzak koşuyor. Şimdi demişler ya, devrişin, dervişin fikri neyse zikri de odur. Bunun fikri, zikri yemek. Bir de korku. En çok hayatta dikkat ettiği şey. Bir, yemek bulmak, besin bulmak. İki, bir vahşi hayvana yem olmamak. Bütün yaşam güdüsü, yaşam amacı. Yirmi dört saat bunu düşünüyorlar. Yağmur biraz etkisini kaybetmişti. Güneş de çıkmıştı. Biz de güzel bir kahvaltı yapmıştık. Koyunlar da sakinleşmişti. Derken bu yağmur başladı. Şimdi akşama kadar galiba bayağı bir yoracak bizi. Yağmur yağınca bu koyuna ne oluyor, ne oluyor biliyor musun? Sağa gidiyor, sola geliyor, oraya kaçıyor, buraya kaçıyor. Bu benim sonbaharın aldığım koç. Daha da büyüyecek. Böyle bir burun yapısına baksak. Burun, ense, kafa. Çıç. Geri de bu. Boynuklu boncuk. Boynu, boynunda boncuk olan. Üstteki de zaten bizim delik koç. Bu da hemen hemen 4 yaşına falan girdiğinde delik koç kadar olacak.
İyi yapıyorlar değil mi adamlar? Ya sürekli gidin orada otak çok duruyor. Ya otak, koyun durmuyor, siktir et ya, bırak. Bak bana durmuyor ya bak. Mahvetti bizi ya. Sersin düştü. Vallahi bir tane İranlı arkadaş vardı. Onunla ben bir sene kırda koyuna gidiyorduk. Ya o koyun öyle ediyordu, bizi mahvediyordu. Benim ayaklarımın altı komple soyulmuştu. Birkaç gün güneş çıktı. Hii diyordu Erdoğan, kurban olayım şu güneşe. Güneş çıksın vursun bunun kafasına diyordu, bu durmuyor bu. Beynine vursa daha iyi. Daha güneş çıkıyordu, saat oluyordu 8-9 toplanıyordu. Akşam bir iki saat otluyordu. Diyor berekettir, istemiyorum. Yağmasın. Vallahi yok. Kışta bari yağmadı, yağmadı, yağmadı. Var oldu, bir çubuk aldık, o da tamam dedi. Cemal çıktı, yoktur. Ha var ya, her gün de olmaz yani. Orada bir nefes aldı. Yo sesim düşmüş baba. Duramadım bir gün ya. Yağmur güzel, bu koyun bir tok değil. Yağmur aslında çok iyi bir şey. Şöyle doğa, hayvanlar, bitkiler, bütün yemişler, bütün baba, tahıllar. İstemiyorum. Ya sen bu çobanlığı yaptığın için istemiyorsun. İstemiyorum. Şimdi mesela senin burada bir tarlan olsaydı istemez miydin? İstemezdim. Çayırın olsaydı? İstemezdim. Herido. Çobalar günahtı. Herido. Bu koyun da bunun dini imanı yok ya. Vallahi billahi. Bunun... Biraz ekmek gelir ölen onu da burnumuza fıtır fıtır getiriyor. Sucuklar böyle tane tane ağzımdan dışarı atlıyordu ya. Kulaklarımıza atıyor. Bu koyunun hakkı nedir biliyor musun? Ben bir gün karda geldim baktım bir tane adam koyunun önünde şemsiyesi yok. Öyle yağmur yağmış, öyle yağmur. Adam sucuk gibi olmuş. Ya dedim sen ne yapıyorsun burada? Koyunlar da öyle zayıf. Ya dedi Allah belasını versin. Dedi bizim o... Dedi ağam dedi şemsiye getirmemiş. Yemek getirmemiş, ekmek getirmemiş. Ben aç susuzum. Ulan dedim topla götür koy ağalın içine. Küçük bir tane poşeti vardı dedim. Onu da gel kafanın üzerine daha dedim. Gel bizden de bir iki tane ekmek al. Götür karnını doyur dedim. Ne kendini perişan ediyor. Vallahi... Vallahi abi dedi doğru söylüyorsun ha. Baktım sürdü götürdü ağala koydu. En güzeli de o. O koyun hakkı odur. Bizim aklımız olsa ben de şimdi öyle yapardım. He vallahi. Ya ne ya? Bir saat ortası. Hadi bak başını kaldırmış gidiyor ha. Jet gidiyor ha. Vay. Rau ha gittiler sen kaldır rau. Hangisi bu? Fındıklar. Kuzular da yoruldular bunların peşinde ya. Vay çok gezdi ya. Abi sen devam et, öne git ben geliyorum. Tamam. Ben onları al getireceğim.